Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Adını zikretmekten pek hoşlanmadığım bir hastalıktan bahsedeceğim. Sağlıklı doğmak ve sağlıklı yaşamak hepimizin hakkı. Özellikle yürümek, koşmak, görmek, dokunmak, duymak, tatmak Allah'ın bize bahşetmiş olduğu yegane hazinelerden birer tanesi. Değerli izleyicilerim, bu videoya rastladıysanız muhakkak seyredin. Çünkü bizlerin başına maazallah yakınlarımızın başına da gelmesin ama rastladığımızda bir yakınımızı uyarıp kurtarırsak bu bir kardır. Biliyorsunuz böyle bir durumda uzun alınması söz konusu oluyor ki bu çok hüsrana uğratan bir durum. Öncelikle bu konuda hepimize dua etmek istiyorum. Rabbim asla ve asla hiçbirimizi böyle bir rahatsızlıkla karşılaştırmasın. Amin. Benim bununla ilgili bir anım var bir tedaviye gittiğimde o tedavi esnasında yaşlı bir amcanın kangren olmuş parmağının tesadüfen iyileştiğini gördük, çok şaşırdık. Bunları size aktarmak istiyorum. Bu yöntem kesinlikle kangren olmuş bir parmağı iyileştiriyor ama koca bir organı yani bir bacak ya da koca bir kolu iyileştirir mi? Onu bilemiyorum ama bir baş parmağını iyileştirdiğine şahit oldum. Bilmeyenler için öncelikle kangrenin ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Kangren Yunanca kökenli bir kelimedir. Yetersiz kanlanma ya da mekanik bir termal hasarın neden olduğu dokuda yumuşama, büzülme, kuruma ve kararma ile karakterize olan bir yapıdır. Bunun her organda görülme ihtimali vardır. En sık görüldüğü doku ve organlar bacak, kol, apandis ve ince bağırsaktır. Çok kısaca açıklayacak olursak Kangren kanlanma bozukluğu sonucu ortaya çıkan doku ölümü şeklinde tanımlanabilir ve yürüyen bir özelliğe sahiptir. Yani bulunduğu yerden peşin sıra bir sonraki bölüme bir sonraki bölüme atlaya atlaya bütün vücuda yayılma durumu vardır. O yüzden o uzuvu vücuttan ayırırlar. Bu hastalığa dedik ki gelişme göstermiş olduğu durumda bulunduğu alanlara yeterli miktarda kan akışının olmaması sebebi olmaktadır. Bu deri ve diğer dokuların oksijen ve besinlerle beslenmesi durumunun mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Kan dolaşımında mevcut olan bozukluk, kan damarında ortaya çıkan tıkanıklık, yaralanma, bakteriyel enfeksiyonlar neticesinde kendini gösterir. Vücutta bazı organlarda ortaya çıkan şişkinlik neticesinde damarların tıkanması bunun sonucu olarak da kan akışının engellenmesi kangrene yol açmaktadır. Buna en çok sebebiyet veren durumlar diyabet, alkol bağımlılığı, obezite, preferik damar hastalığı, bazı timörler ve HIV gibi bazı sağlık problemleri ve bu durumlarda kangreni ortaya çıkartacak bazı damar bozulukları kangrene sebep olur. Aynı zamanda sigara tüketimi, uyuşturucu ilaç kullanımı ve sağlıksız bir yaşam biçimi de kangren gelişimine zemin hazırlayan önemli unsurlardan biridir. Ilaveten yine kanser hastalığının tedavisi için uygulanan kemoterapi yahut radyoterapi tedavilerinin bir yan etkisi olarak kangren ortaya çıkabilmektedir. Protein ve vitamin açısından son derece fakir bir beslenme diğer bir neden olarak da sayılabilmektedir. Peki bunun belirtileri nasıldır? Nasıl bir başlangıç gösterir ve bize işaret verir? İlk başta deride kızarıklık Şişlik ve intihaplanma nedeniyle kendini gösterir. İntap sıklıkla kötü kokulu bir akıntı yapar. Bu belirtilere genellikle şiddetli ağrı ve cilt bölgesinde yabancı cisim hissi ve his kaybı da eşlik eder. İki türü vardır: yaş kangren ve kuru kangren. Yaş kangrende ince, kırılgan bir deriyle çerçevelenmiş siyah renkte bir çıban şeklinde tarif edilebilir. Bu tür tedavi edilmediği takdirde etkilenen bölgede şiddetli ağrı, halsizlik ve ateş ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen yaş kangren halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis ile sonuçlanır. Kuru kangren geliştiğinde ise ayaklarda tüylü alanlar oluşur. Üst deri genellikle dokunulduğunda soğuk ve sert hissedilen bir nasır tarafından kaplanır. Hastalığın son aşamasında cilt koyu bir renge döner ve sonunda ölür. Başlangıçta hissedilen ağrının şiddeti hafifler ve etkilenen bölge feşli ve soğuk bir görünüm alır. Ayaklarda olası bir kangren belirtisi, soğuk ve renksiz ayaklar, ayak parmaklarında ölü hücresel alanların neden olduğu yaralar ve ciltte akıntılı ülserlerdir. Yaş kangren iltihap ve kaşıntıya neden olabilir. Kuru kangrende ise kaşıntı genellikle daha şiddetlidir. Kangren tanısı hastanın şikayetleri etkilenen bölgenin muayenesi, anjiyografi ve kan damarlarının Doppler incelemesiyle konur. Sevgili izleyiciler, ben şimdi alışılagelmiş tedaviden bahsedeceğim. Daha sonra da kendi şahit olduğum olayı size anlatacağım. Kangren tedavisinde doktorlar ilk önce kan şekerini düzeyini ayarlar ve kontrol altına alırlar. Normal kan lipid seviyeleri ve vücut ağırlığına ulaşılması, Enfeksiyon varsa tedavisinin yapılması gibi uygulamaları içerir. Sigara ve alkol tüketimi yasaklanır. Kan basıncı yüksekse tedavisi yapılarak sağlıklı bir değerde tutulması sağlanır. Kangren veya diyabetik ayak sadece bu alanda eğitimli sağlık personeli tarafından tedavi edilmelidir. Nedene yönelik tedavinin yanı sıra ölü doku parçaları cerrahi olarak çıkarılır. İlerlemiş vakalarda ayak parmaklarının ve ayağın tüm bacağın gerekirse vücuttan alınması gerekebilir. Şimdi gelelim benim şahit olduğum olaya. Ben bir tedaviye katılmıştım. 2 saatlik bir seanstı. Bu tedavide bir amcanın, şekeri olan bir amcanın bir parmağı kesilmiş. Kesildiği için bu parmağın kesik bölgesinin iyileşebilmesi hızlı olsun diye oksijen tedavisine gönderilmişti. Biliyorsunuz Oksijen yaraları çok hızlı iyileştirir. Bir yeri kesilen kişide şeker var ise bu mutlaka oksijen tedavisine gönderilir. Çünkü o yara iyileşmediği müddetçe o kişinin başına iş açabilir. Böyle bir amcanın da parmağı kangren olmuş, kesilmiş ve iyileşmesi için oksijen tedavisine gönderildiğine şahit olmuştum. Tabii bizler oksijen tedavisi alırken bu barik oksijen tedavisi bir kazan gibi odanın içerisinde 10-12 kişiyiz ve 2 saatlik tedavinin ortasında 10 dakika mola veriliyor ve biz bu molalarda ister istemez muhabbet ediyoruz. Bize parmağı kesilen amca şöyle söyledi. Benim iki ayrı parmağımda kangren var. Doktor dedi ki bunları biz birer ay arayla keselim. Hemen ikisini aynı anda kesmeyelim. Çünkü iki bacağında atıl duruma geçmesin. En azından koltuk değnekleriyle rahat yürüyebilesin, işini görebilesin kangren olan bir parmağını kesmiş, ikinci parmağı da sırasını bekliyor ve zannedersem bu amca bir ay oksijen tedavisi alacaktı. Kesilmiş parmağın kesik bölgesini iyileştirmeye çalışırken çok enteresan bir şey oldu. Bu oksijen tedavisiyle kangren olmuş parmak da tamamen iyileşti. Bizim gözlerimizin önünde iyileşti. Ve doktora gidip tekrardan tahlillere, işte doplerlere konulduğunda Doktorlar da parmağın iyileşmiş olduğuna şahit oldular ve oksijen tedavisi sayesinde öbür parmak kesilmekten kurtuldu. Değerli dostlar, bu hastalık için evlerden dışarı diyorum. Ancak böyle bir durumla karşılaşıldığı vakit ya da bir insanda bunu gördüğünüz vakit bir insanlık namına bunu önerebilirsiniz. Tabii ki bunların doktor kontrolünde olması lazım. Büyük bir ihtimalle bana yorumlarda barik oksijeni de soranlar olacaktır. Şöyle size açıklayayım. 10-14 kişilik olabiliyor bunlar. Bir kazan şeklinde çelik yapılar. Kapıları da çok güçlü bir şekilde kapanıyor. Hiçbir şekilde açılmayacak durumda. Oksijen alınmaya başlamadan önce buradaki basınç arttırılıyor. Şöyle tarif edeyim. Normalde denizin altında 14 metre aşağıda gibi siz basınç altında kalıyorsunuz. Bunu yavaş yavaş bir 5-10 dakikada yapıyorlar. Çünkü birdenbire vücut bunu kaldıramaz. Oksijen tedavisinde basınç yükseldikten sonra sizlere oksijen maskesi veriliyor ve %100 oksijen almaya başlıyorsunuz. Arada 10 dakika molası var ve biterken de yine 10 dakika öncesinden basınç boşaltılmaya başlanıyor ve seans 2 saatlik olup bitiyor. Oksijen alınırken basınç verilmesinin başka bir sebebi de oksijenden maksimum miktarda yararlanabilmek. Çünkü bizler orada oksijeni alırken basınç aldığımızda Tüm hücrelere kuvvetle teneffüs etmektedir. Oksijen aslında çok fazla olduğu yerde devamlı yaşanılırken bizi öldüren bir madde olmasına rağmen belli dönemlerde %100 oksijen verildiğinde dokuları ve organları canlandıran özelliğe sahip. Bizler de çok hasta olduğumuz zaman ya da bir organı kaybetmek üzere olduğumuzda oksijen tedavisine başvurabiliriz. Yalnız bu amcada verdiğim örnekte şunu asla atlamayalım. Bu kangren olmuş bölüm bir ayak değildi ya da koskoca bir kol değildi. Sadece küçük bir parmaktı. Bir ayak parmağıydı. Büyük bir organ kurtulabilir mi? Yaşamadım, şahit olmadım ama denemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Maazallah tabii bunun ilerleme durumu da var. Bununla vakit kaybedip daha zararlı bir duruma geçmemekte gerekir. Ancak başlangıç aşamasında bir parmak kadar olan bölgenin kurtulduğuna gözlerimle şahit oldum. Şu anda böyle bir rahatsızlığı olup beni dinleyen varsa Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hem de canlı gönülden tez zamanda Rabbim sizi bu illetten kurtarır ve sağlığınıza kavuşursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle daha tatlı konular konuşmak dileğiyle Allah ömrünüzde sağlık sıhhat versin, eziyet çektirmesin. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.